kimsem yok. Dedem öldü. Eğer mahallenin iddiası doğruysa insanlık bu evde öldü. Hatice nine buraya bırakıldı, kaderine terk edildi. Yaşlı kadının hem yalnızlığı hem de 3 gün süren açlığı mahalle sakinleri metruk binada sesini duyup gelince sona erdi. Yaşımı da bilemiyorum oğlum, yaşımı da bilemiyorum. Gayrı zamanım geçti, ihtiyar olduğumdan yaşımı da bilemiyorum. Sadece adının Hatice olduğunu söyleyebildi ve eşini kaybettiğini. Aslında Hatice nine mahallelinin eski komşusuydu. Terk edilmiş bu binada eşiyle birlikte mutlu bir yuvaları vardı. Eşinin ölümüyle büyük oğlu onu yanına aldı. İstanbul'a götürdü. 2007 senesinden beri de o binaya kimsenin uğramadığını duvardaki sararmış takvim yaprağı gösterdi. Yalnızlık pek çetin. Şuradan bir sağlı yemek suyu alamıyorum. Şunu koymuş şöyle yediğinde hiç yürüyemiyorum. Metruk binada yıkık dökük eşyalar, bir de yatak yorgan vardı. Soba yanmayalı çok olmuştu. Mahalleli şans eseri o boş evden sesler geldiğini fark etti. İçeri girip baktıklarında Hatice nine açlıktan bitap düşmüştü. Baltayla kapıyı alttan kanırıp kırdık. Polislerle kırılma, girdik bahçe içeriye mi? Muhtarla beraber. Girdik baktık ki yalnız başına oturuyor teyze. Üzerindeki kıyafetler de temizdi. Ama evde ne bir ekmek parçası ne de yemek bulaşığı vardı. Hatice ninenin oraya nasıl geldiğini kimse çözemedi. Ben dedim ki 3 gündür bu kadın dedim bak yiyecek bir şey yok, içecek yok. Koşa koşa gittim çorba yapmıştım. Çorba getirdim, 2 lokma içirdim ona. Ondan sonra maşallah kulakları duyuyor, gözleri görüyor, aklı başında. Aç kalmadım. Allah aç kalmadım. Muhtar ve mahalle sakinleri Hatice ninenin durumuyla ilgili Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i bilgilendirdi. Kaymakam harekete geçti. Sözünü aldık, huzurevine kaldıracaklar. Hatice nine hatıralarına geri dönmüştü ve evinde yüzü gülüyordu. Ama ilerlemiş yaşı nedeniyle tek başına yaşayamayacak durumdaydı. Muhtar oğluna ulaşmaya çalışırken sağlık kontrolleri yapılan Hatice nineyi huzurevine götürmek için çalışmalar başlatıldı. Yeah.